Onur Market'in katkılarıyla iftar sofrası başlıyor. Sofrası programından herkese merhabalar. Bugün yine harika iki tarifte sizlerle olacağım Olay TV ekranlarında. Ama önce sizlerle birlikte bir alışveriş yapmak istiyorum. Bugün menüden kısaca bahsetmem gerekirse yine iki tane muhteşem Türk mutfağı yemeği hazırlayacağız. Ne yapacağız bugün? Tabii ki kuzu yahni yapacağız. Dillere destan yahni kültürümüzün kuzulu olanını yapacağız. Kuzu yahniyi pişireceğiz. Pişirirken de yanında didikli çorba yapacağız. Didikli çorbada yine Anadolu mutfağının kıymalı, tavuklu combo olan içerisinde nohutun, pirincin olduğu harika bir çorba tarifimiz. Onu da sizlerle birlikte hazırlayacağım stüdyoda ama isterseniz hemen alışverişe başlayalım. Alışverişimi tamamladım yine. Kuzu yahni yapacaktık ve didikli çorba yapacaktık. Bu tarifler kaçmaz. İlk defa deneyeceğiniz didikli çorba için iddia ediyorum. Daha önce böyle bir çorba içmemişsinizdir. Konuklarınıza sunmaktan çekinmeyeceğiniz harika bir tarif vereceğim size. Ama önce aldığım ürünlerin parasını ödeyeceğim. İftar sofrası programından herkese merhabalar. Bugün yine iki tane birbirinden güzel tarifle sizlerleyim. Bugün didikli çorba ve kuzu yahni yapacağız. Kuzu yahni Osmanlı mutfağında bile en önemli yemeklerimizdenmiş ve Türk Anadolu mutfak kültürünün yine en önemli yemeği olmayı, özelliğini koruyor. Kuzu etinden yapacağız. Arpacık soğanla, tereyağıyla muhteşem bir yahni pişirme tekniğiyle yahni hazırlayacağız. Ama önce didikli çorba yapacağız. Didikli çorba yine Anadolu'nun combo dediğimiz, yani etin ve tavuğun bir arada olduğu, nohutun ve pirincin bir arada olduğu harika bir çorba. Onun da tarifini şimdi sizlerle paylaşacağım. Ben nohudu önceden bir ıslamıştım. Nohut şimdi haşlanıyor. Nohut haşlanırken de ben tavuğu hemen haşlamaya koyacağım. Tavuk haşlandıktan sonra onu bir didikleyeceğiz. Ama tavuğu haşlamaya koyduktan sonra kuzu yahninin hazırlıklarına hemen başlayacağım. O pişerken daha sonra tavuğun hazırlıklarını yeniden devam ettireceğim. Böyle bir tencere kullanacağım. Kalçalı but kullanıyorum gördüğünüz gibi. Ekrana da malzemeler gelirse bir yandan sizlere saymak istiyorum. Didikli çorba için bir tane tavuk budu kullanacağız. Yaklaşık 7 su bardağı kadar su kullanıyorum. 2 çorba kaşığı un kullanacağım yine bağlamak için çorbamızı. Salça kullanacağız 2 çorba kaşığı kadar. Tereyağı yine aynı miktarda. 200 gram kadar da kıyma kullanacağız. Yaklaşık 5-6 dal kadar maydanoz kullanacağız. 1 su bardağı haşlanmış
nohut kullanacağız. 2 çorba kaşığı da yine pirinç kullanacağız bu tarifimiz için. Baharat olarak da yine tuz ve karabiber kullanacağız. Tavuğumuz burada haşlanacak. Şöyle daha geniş bir ocak kullanalım isterseniz. Tavuğumuz burada haşlanırken ağzını da kapatalım. Önceden ısladığım nohut da haşlanıyor. Nohut haşlanırken ne yapalım? Biz kuzu yahninin hemen hazırlıklarına başlayalım. Bir yandan arpacık soğan soyacağım. Bir yandan da kuzu yahninin malzemelerini sizlere sayacağım. Yaklaşık 800 gram kadar yağsız kuzu kuşbaşı eti kullanacağız. But kısmından alabilirsiniz, kol kısmından da alabilirsiniz. 400 gram kadar da arpacık soğan kullanacağım. Yani yaklaşık yarım kilo kadar arpacık soğan kullanabilirsiniz. 10 diş kadar sarımsak kullanacağız yine bu tarifimiz için. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. 1 yemek kaşığı domates salçası kullanacağız yine bu tarifimize. Sirke kullanacağız yine. Yahni pişirme tekniklerinde sirkenin yeri çok büyük. 1 çay kaşığı tuz kullanacağım. 1 o kadar karabiber kullanacağım. Ve defne yaprağı kullanacağım. Yoğun bir aroma versin diye. Yahnimizi hemen pişmeye koyalım isterseniz. Bir yandan da ben yine soğanları soymaya devam edeceğim. Yahniyi böyle bir tencerede yapalım. Tenceremiz ısınırken şöyle bir yemek kaşığı tereyağını ve zeytinyağını tencereye ekledim. Önceden doğradığım kuzu kuşbaşıları ekleyeceğiz. Kuşbaşılarımız mühürlenirken arpacık soğanlarını ekleyeceğiz, sarımsaklarını ekleyeceğiz. Salçayla yine kavuracağız. Defne yaprağını ve sirkesini ekleyip baharatlarını koyacağız. Yahni kültürü birçok çeşit yahni var. Yahni aslında ilk akla gelen yahni derken etin akla gelmesi. Aslında hayır, sebzeler de yahni edilebilir. Yahni Osmanlı mutfağında, Türk mutfağında bir tür pişirme tekniği. Yani kazan yemek kültürümüzün de dallara ayrıldığını düşünürsek bu da kazan yemek kültürü içerisinde bir tür pişirme tekniği yahnilemek. Sebzelerle de enginarla, yine kerevizle vesaire sebzelerle, bütün kök sebzelerle yahni yapabiliriz. Bunu da not aldığınızı düşünüyorum. Yahni denilince akla et gelmemesi gerekiyor. Ama genel olarak etli yemekler sevdiğimiz için yahnileri de hep etle yaparız. Tereyağı erir ermez 800 gram kadar önceden doğradığım yağsız kuşbaşı etini, bu arada kuzu olmasına dikkat edin, tencerenin içerisine ilave ediyorum. Bu yağla birlikte biraz mühürlenmesini bekleyeceğim. Bu arada soğanları soymaya devam ediyorum. Didikli çorba da yine adından anlaşıldığı gibi içindeki tavuğun didiklenmesinden alıyor. Yine çorbayı tavuğu haşladığımız su ile yapıyoruz. Bu da önemli tabii ki lezzet açısından. Önce bir miktar tereyağıyla kıymayı kavuracağız. Daha sonra kıymanın üzerine biraz un serpiştirip biraz daha kavuracağız. Hemen ardından salçasını ekleyeceğiz. Salçayla birlikte biraz kavurduktan sonra artık çorbamıza pirincini, nohutunu ekleyeceğiz. Üzerine tavuğunu didikleyeceğiz. Ve muhteşem Türk mutfağı çorbasını sizler için servis edeceğim. Etli yahni kültüründe de, bu da yine bir dipnot,
Soğan tabii ki normal yemeklikte doğranabilir ama neredeyse Osmanlı mutfağında bütün soğan yemeklerinde benim dikkat ettiğim kadarıyla arpacık soğan kullanılmış. Arpacık soğanın Türk mutfağındaki yeri başka ve böyle tencere yemeklerinde, yahni kültüründe, kazan kebaplarında kullanılmasını ben de tavsiye ediyorum. Çok da önemli lezzet katıyor yemeklerimize arpacık soğan. Yani boyu küçük ama aroması çok yüksek. Bu arada arpacık soğanın ana vatanı da yine Türkiye, Türkiye'de de Bursa'mız. Bursa'da Karacabey'de arpacık soğan oldukça bol yetişir. Bütün her yere de buradan yayıldığını biliyorum ben. Gerçi dünyada yaklaşık 542 çeşit kadar soğan türü var. Bu arada hepsi de göz yakarmış soğanların. Bu da konumuzun dışında ama faydalı bir bilgi. Etlerin iyice mühürlenmesi için biraz karıştırıyorum. Çok az daha böyle pişireceğiz. Bu arada tavuğu kontrol edelim. Tavuğumuz haşlanıyor. Birkaç dakika daha haşlanmaya devam edecek. Normalde haşlama suyunun içerisine tuz falan atılır ama atmamanızı tavsiye ederim. Çünkü haşlanırken yani su kaynıyorken tuzu ilave ederseniz içindeki etlerin hepsini sertleştirmeye yarayacaktır. Başka da bir işe yaramayacaktır bu tuz. Daha sonradan bu suyu çorba tekniklerinde, yemeklerde vesaire kullanacaksanız tuzunu sonradan atarsanız çok daha sağlıklı, lezzetli olur diyorum. Gördüğünüz gibi kuzu etimiz mühürlendi. Bu aşamada arpacık soğanları ekliyorum. Salçasını ekliyorum. Sarımsakları da şöyle gördüğünüz gibi iri diş, yaklaşık 10 diş kadar sarımsağı da ikiye bölüyorum. İkiye bölmemdeki sebep, normalde bütün de konulur ancak ikiye bölmemdeki sebep içindeki aromasını çok daha çabuk tenceredeki her şeye iletsin. Bunu istiyorum. Sarımsağı da ekledim. Şimdi sarımsakla birlikte salçaları, soğanları etlerle iyice karışmasını sağlayacağım. Etimize önceden bir mühürleme işlemi tencerenin içerisinde gerçekleştirdiğimiz için salça çok daha hızlı çözünebilir bir hal aldı ve çok daha hızlı bütün malzemelerle karışmasını sağladık. Bu etin önceden mühürlenmesinde bu durumun çok önemli bir rolü var. Eğer eti çok iyi mühürlemezseniz hala bir tarafları kırmızı ve çiğ ise salçayı bu kadar çabuk çözmez ve bütün her tarafa yaymayacaktır. Bu da tencerede sizin işleminizi çok zorlaştıracaktır. O yüzden gördüğünüz gibi salça hemen çözüldü ve her yere yayıldı. Bu demek ki yemeğin her tarafından bu lezzeti alacağız. Şimdi zaman kaybetmeden bir 3 yaprak kadar defne yaprağı ekliyorum. Defne yaprağını da elimde böyle kırarak ekleyeceğim. Defne yaprağının aroması çok önemli bu yemekte. Ve üzüm sirkesi kullanıyorum. Sirkeyi koyduktan sonra
tuzunu ekliyorum. Ve karabiberini ekliyorum. Yahni yaptığımız etlerde karabiberi biraz bol koyarsak çok daha lezzetli olur. Bu tariflerde karabiberden kaçınmayın. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından karabiberin çok önemli yeri var. Sirkenin ve salçanın salgıladığı o su ile bir de etin kendi suyu vardı biliyorsunuz. Tereyağı da var tenceremizde. İsterseniz bir su bardağı kadar su ekleyebilirsiniz ama biraz daha böyle susuz, eti soft bir halde yemek istiyorsanız tencerenizin ağzını kapatın. Yaklaşık 20 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır su eklemeden. Şimdi ben bir ortalığı toparlayacağım. Hemen didikli çorbanın hazırlığına başlayacağım sizlerle. Didikli çorba için bir tencereye daha ihtiyacım var. Bu arada nohutumuz haşlandı. Nohut için böyle çok daha iri nohutlar değil de küçük taneli nohutlar bu çorba için gerekli. Ben de nohutumu önceden yaklaşık bir su bardağı kadar haşladım, ısladım önceden. Sonra haşladım böyle iri küçük taneli, iri değil küçük taneli nohut kullanırsanız bu tarif için çok daha sağlıklı, güzel lezzet alırsınız. Nohutu önce bir süzelim. Nohutu sıcak uygulamada kullanacağım için sudan geçirmiyorum sıcaklığını koruması açısından. Çorba için hemen tenceremi alıp ocağa koyuyorum. Tencerem biraz ısınırken kıymayı, salçayı kullanacağız bu arada. İçerisine maydanoz kullanacağız en son ve pirinç kullanacağız. Tereyağını hemen bolca tencereye ilave edelim. Bu arada didikli çorbayı hatırlamak adına, siz de notlarınızı kontrol etmeniz adına tekrar malzemeler ekrana gelirse notlarınızı almış olun. Yaklaşık bir tavuk budu kullanacağız bu tarif için. 7 su bardağı kadar da su kullanacağız demiştim. 2 çorba kaşığı kadar un serpiştireceğiz kıymayı kavururken. Yine o kadar salça kullanacağız. Bir o kadar da tereyağı kullandık. İçerisine kıyma 200 gram kadar kullanacağız. 5-6 dal kadar maydanoz kullanacağız. 1 su bardağı haşlanmış nohut kullanacağız. 2 çorba kaşığı kadar da pirinç kullanacağız. Tuz ve karabiber kullanacağız bu tarifimiz için. Şimdi gördüğünüz gibi tereyağımız eriyor. Tereyağının içerisine hemen kıymayı ilave edeceğim. Kıymanın ve tavuğun bir arada kullanıldığı ender yemeklerimizden. Ama Anadolu'da didikli çorba daha çok Nevşehir, Tokat ve çevresinde yani İç Anadolu bölgesinde bir tür köylü çorbası. Çok da lezzetli bir çorba. Yağımızın iyice erimesini bekliyorum. Bu arada ben bir tavuğumu kontrol etmek istiyorum. Didiklenecek kıvama gelene kadar haşlıyoruz bu arada. 1-2 dakikası daha var. Biraz daha burada tavuğumuz haşlansın. Biz de kıymamızı kavuralım. Kıymayı koydum yağın içerisine. Thank you.
kıymamız kavrulurken bir iki yemek kaşığı kadar üzerine un serpiştireceğiz. Unla birlikte bir daha kavuracağız. Daha sonra salçayı ekleyeceğiz. Salçayla da kavurduktan sonra artık kıvam alsın diye suyunu koyacağız. Suyla birlikte pirincini koyacağız. Pirinç içerisinde yumuşarken zaten nohudumuz haşlanmış. Nohudunu ekleyeceğiz. İşte baharatlarını koyacağız, maydanozunu koyacağız, didiklenmiş tavuğunu koyacağız. Harika çorbamızı artık hazır hale getirmiş olacağız. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu didikli çorba unutulmaya üst tutmuş çorbalarımızdan ve kimsenin bilmediği bir çorba. Dediğim gibi yöre insanının sadece bildiği bir çorba. Biraz da masraflı ve zahmetli bir tarif oldu bugün için. Ama Ramazan'ın son günleri böyle güzel yemekleri artık dener miyiz daha sonra, denemez miyiz bilmiyorum ama bence zamanı varken uygulamakta fayda var. Kıymamız iyice pişmiş görüntüsünü aldı. Her zaman dediğim gibi yağ çok fazla yakmıyoruz. Etleri çok fazla bu tarifler için kavurmuyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar un kullanacağız. Tencereye serpiştirerek yine çorbamızın kıvam alması için unla birlikte de kıymayı kavuruyorum. Biraz böyle kavrulmuş un kokusu alana kadar kavurmaya devam ediyorum. O kokuyu aldıktan sonra salçayı ilave edeceğim. Bu arada artık tavuğu haşlama suyun içerisinden alıyorum. Biraz sıcaklığını attığı zaman tiftikleyeceğim. Çorbamızın suyunu ocaktan alıyorum. Tavuğumuz biraz buharını atması gerekiyor. Bu arada çorba tenceresinde biraz daha harlı ocağa alıyorum. Tam istediğim gibi unun kokusu artık çıkmış. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar salça koydum. Salçayla birlikte de kavuruyorum. Yine salçanın iyice tenceredeki kıymayla birleşmesini sağlayacağız. Daha sonra da artık karabiberini ekleyeceğim tam bu aşamada. Aslında malzeme listesine bakınca biraz kalabalık ve zor görünüyor ama gerçekten çok basit ve hani benim için ben biliyorum diye değil, evde uygulamak isteyenler için de gayet basit bir çorba. Salçayı koydum. Salçayı kıymayla iyice karıştırdım ve karabiberini ekledim. Şimdi karabiberi de iyice karışmasını sağlıyorum. Ve artık tavuk suyunu ekliyorum. Çorbaya tavuk suyunu ekledim. İyice karıştırıyorum. Tam bu aşamada pirinçleri ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar pirinç ekleyin bu tarifinize. Ve bir su bardağı kadar da nohut ekliyorum. Tamamen bir vitamin deposu. Bu arada kalan nohutları da kendime piyaz yapacağım. Daha önceden tarifini size verdiğim için anlatmıyorum.
biraz fazla yapmıştım. Yan bir yemek salata oluşturmak için. Şimdi çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan döndükten sonra artık tavuklarımızı didikleyip çorbamızın içerisine ekleyeceğiz. Tuzunu koyacağız. Biraz kaynamasını bekliyorum. Daha sonra da artık servis yapacağız. Onur Market'in katkılarıyla iftar sofrası devam edecek. Onur Market'in katkılarıyla iftar sofrası devam ediyor. Siz notlarınızı alırken reklam arasında ben de boş durmadım. Tavukları kemiklerinden ayırdım. Şimdi biraz bu soğan satırımla didikleyeceğim yani. Elimle didiklemeyeceğim ama böyle ufak parçalara ayıracağım. İnce uzun şekilde doğruyorum tavuğu. Böyle biraz daha ufak parçalarda olursa çorbamızın ismini de iyice yansıtmış oluruz. Normal butu haşladığınız zaman zaten hemen kemiklerinden ayrılıyor. Şöyle hemen çorbanın içerisine ilave ediyorum. Didikli çorbayı artık tuzu ile aromalandırıp 3-4 dakika kadar daha pişireceğim. O pişirirken ben bir yemeğimi kontrol edeceğim. Bu arada yahnimiz neredeyse hazır. Tam istediğim gibi bakın. Bütün malzemeler rengini almış. Soğanlar, sarımsaklar iyice pişmişler. Sirkenin ve defne yaprağının verdiği muhteşem koku burnumda şu anda. Kesinlikle denemelisiniz. Bu akşam için hiç zaman kaybetmeden hemen gidip alışverişinizi yapın. Bu muhteşem yemeğin hazırlığına başlayın. Akşam eğer misafiriniz varsa bir dahaki Ramazan'a kadar herkesin aklı sizin bu yaptığınız yahnide kalacak. Bu kadar da iddialıyım bu yemeği denerseniz. Yahnimiz artık hazır. Altını kapatıyorum. Her zaman dediğim gibi böyle et yemeklerinde, Türk mutfağı kültüründeki yemeklerde yemeğin altını kapattıktan sonra dinlendirmek istiyorsanız ağzını kapatmayın. Buradan çıkan buhar tencere kapağına çarpıp sıcak su olarak yemeğe değecektir. Et de suyu hiçbir zaman sevmez. Bunu daha önce de söylemiştim. Çorbamız da bir iki dakika kadar daha pişecekler. Hemen bir ortalığı toparlıyorum. Servis için yeniden sizlerle. Hemen servise başlamak istiyorum. Muhteşem yemeklerim hazırlandı. Çorbanın da altını kapatıyorum. Kapağını açıyorum. Buharını atsın diye. Çorbamız kıvamlanmışken tekrar o buharıyla sulanmasını istemiyorum. Az önce de bahsettiğim olay üzerinde. Şimdi harika görünüyor gerçekten. Zaman kaybetmeden hemen bir daha bir karıştırıyorum ve servise geçiyorum. Bu kuzu yahninin. Defne yaprağınız yoksa, sirkeniz yoksa yapmayın. Kuzu yahnimiz. Yine çorbaya biraz da maydanoz kıyacağımı söylemiştim. Çorbanın içerisine de maydanozu attık. Hemen böyle bir karıştırıyorum. Gerçekten harika bir
tadı ve kokusu var. Bu vitamin deposu çorbanın. Biraz da tanesinden bolca ekliyorum. Didikli çorba da bahsettiğim gibi hazırlandı. Bu muhteşem Anadolu mutfağından harika iki tane yemeği yine sizlerle paylaştım. Siz de hiç zaman kaybetmeden alışverişinizi yapın, notlarınızı kontrol edin. Bu yemekleri akşam iftar sofranızı şenlendirmek üzere hazırlayın derim. Yarın görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Onur Market'in katkılarıyla iftar sofrası sona erdi.